İstanbul'dan yaklaşık 155 kilometrelik mesafeyi 1 saat 30 dakikalık bir yolculuk yaparak Sakarya'ya ulaşmanız mümkün. Adapazarı, Sedivan, Akyazı, Erenler, Hendek, Karasu, Geyve, Arifiye, Sapanca, Pamukova, Felizli, Kaynarca, Kocaali, Söğütlü, Karapürçek, Taraklı, Sakarya'nın ilçelerini oluşturmaktadır. 976.950 kişilik toplam nüfusa sahip Sakarya, Marmara bölgesinin doğusunda yer alan bir şehrimizdir. Sakarya ırmağıyla, yeşil doğasıyla, Sapanca Gölü'nün sakinliği, doğal güzellikleriyle bu güzel şehri gelin birlikte keşfedelim. İşlek yerlerinden biri Gar Meydanı burası. 1999'da yaşanan depremin ardından burada kurulan prefabrik yapılar gerekliliğini yitirince bölge park olarak düzenlenmiş ve Sakaryalılar için yaz akşamlarının vazgeçilmez mekanlarından biri haline getirilmiş. Hatıralarda yer eden kara trene 1977'de elektrikli trenin Haydarpaşa'ya doğru yola çıkmasıyla veda eden garlardan biridir Sakarya Tren Garı. O günlerden bugünlere tam 120 yıl geçmiştir. Şimdilerde yeni yerinde faaliyet gösteriyor tren garı. Fakat yapılar değişse de anılar birçokları için hep oldukları yerdedir. Sakarya'nın akarsuları şehrin ortasında yeşille buluşur. Buluşma noktalarından biridir Kent Park. Ağaçlarla çevrili göletiyle, yürüyüş yollarıyla, doğal ortamıyla, köprüleriyle gün boyu Sakaryalılara huzuru yaşatır. Parkı diğerlerinden ayıran en önemli özelliği ise bir çark suyunun yanında kurulmuş olmasıdır. Çark suyunun üzerindeki değirmen 1581 ila 1585 tarihleri arasında yaptırılmıştır. Sakarya Müzesi de yine şehir merkezinde önemli ziyaret noktalarından biridir. Müze binası 1910 ila 1915 yılları arasında dönemin askerlik şubesi başkanı Binbaşı Baha Bey tarafından yaptırılmıştır. 1922'de Atatürk'ün annesiyle buluştuğu ve konakladığı ev olan yapı içerisinde Sakarya'da bulunan Roma ve Bizans dönemlerine ait eserlerle arkeolojik ve etnografik eserler sergilenmektedir.
Sakarya'da 1967 ve 1999 yıllarında yaşanan depremler unutulmaz acılar bırakmıştır ardında. Faaliyete geçirilen deprem müzesinde yaşanan büyük yıkımın öncesi ve sonrasında fotoğraflar sergileniyor. Müze, acıları taze tuttuğu kadar yaşananlardan sağladığı çıkarımlarla da ayrı bir önem taşıyor. Burası Sakarya'nın ecdat yadigarı camilerinden biri Orhan Camii. Osmanlı'nın Anadolu'yu fethi sırasında Orhan Gazi'nin silah arkadaşı Konuralp, Akyazı'yı ve Sakarya'nın iki tarafındaki küçük kaleleri zapt eder. Bölgeye Türkmenlerin yerleştirilmesinin ardından Orhan Gazi namına bir cami yaptırılır. Zaman içerisinde yıkıma uğrasa da 14. ve 19. yüzyılda yeniden inşa edilerek hatırasına sahip çıkılmıştır. Burası Taraklı. Sakarya'nın yeşili, kendine has mimarisi, doğallığıyla tadına doyulmaz ilçesi. Taraklı adını halkın şimşir kaşık ve tarak yapmasından alır. Hıdırlık Tepesi ile Taraklı Hisarı'nın yamaçları arasındaki vadide kurulan ilçenin paha biçilmez süsüdür Taraklı konakları. Geçmişi 3 asır öncesine kadar uzanan evler Taraklı'nın yükseklerinden eteklerinde akan derelerini seyreyler. Sofalara açılır odaları. Değişen dünyanın bile yerine benzerini koyamayacağı bir tarihi barındırır duvarlarında. Taraklı'nın tarihi Yunus Paşa Camii ise Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Vezir-i Azam'ı Yunus Paşa tarafından 1517'de yaptırılmıştır. Kitabesinde yazan "Sabrettiğinize karşılık size selam olsun" ayetiyle sizi karşılar. İçeri girdiğinizde ise başka alemde zuhur etmiş gibi varırsınız secdeye. Allahu Ekber dersiniz. Şüphesiz ki hayra giren hayırla anılır. Bilirsiniz. Tahta kaşıkların en makbulü, sağlamlığı ve su geçirmezliğiyle bilinen şimşir ağacından yapılandır. Zamanın metal kaşıklarına yenilen tahta kaşıklar, emektar ellerde göz nuruyla dirhem dirhem yontularak cismine bürünür. Bugün daha hala ondan vazgeçemeyenlerin sofralarına bu güzel toprakların köklü geçmişinden bir iz taşır adeta. Pek çok doğa harikasını barındıran Sakarya, dünyanın en büyük ikinci longozuna da sahiptir. Longoz, su basan ormanı, yani suyun içinde yetişen orman demektir. Sıra sıra diş budak ağaçları sıralanır, acarlar longozunda. Sakarya'nın tabiatına sımsıkı tutunduğu gibi, suyun altına saldıkları kökleriyle semaya doğru yükselir yeşil dalları. Su menekşeleri, laleleri, nülüferleri donatır berrak sularını. Sayısız kuş türüyle şenlenir eşsiz tabiatı. Burada zamanı boş vermek gelir insanın içinden.
Marmara bölgesinin Batı Karadeniz'de birleştiği yerde Karasu ilçesi yer alır. Sakarya Nehri burada Karadeniz'e kavuşur. Dünyanın en uzun kumsallarından biri buradadır. Kıyısına vuran köpüklü dalgalarıyla Sakarya'nın yaz-kış öfkesi dinleyen hırçın çocuğu gibidir. Şehre ismini veren Sakarya Nehri, Kızılırmak ve Fırat'tan sonra Türkiye'nin en uzun, Kuzeybatı Anadolu'nun ise en büyük akarsuyudur. İstikbal Harbi'nin en kanlı muharebesine tanık olmuştur. Şanlıdır, gururludur, sağ solu belli olmaz bir sevda gibidir. Aynı zamanda bereketin ismidir Sakarya. Suyun bereketlendirdiği topraklarda tarım vazgeçilmez geçim kaynağıdır. Topraklarının yarıya yakın bölümü tarıma elverişli olan Sakarya'da mısır ve fındık başı çeker. Verimli topraklar her hasat dönemi yüzleri güldürür, insanı mutlu eder. Sakarya'da toprağın bereketi sofralara da yansır. Yörenin ıslama köfte olarak bilinen köftesi, yabana atılmayacak bir üne sahiptir. Sırrı ise birlikte servis edildiği enfes ekmeğinde yatar. Pul biberli kemik suyunda ıslatılan ekmekler önce ızgarada kızartılır, ardından da köftelerin altına dizilir. Bu lezzetin ardından sofraya bir de ayva tatlısı geldi mi, işte o zaman keyfiniz katmerlenir. Bu iki lezzette tadanın gözünü, gönlünü, damak tadını hoş eyler. Suyun neredeyse her köşesine işlediği Sakarya'nın cennet köşelerinden biridir Sapanca Gölü. Sakarya ile Kocaeli arasında uzanan gölün sazlıklarında rüzgarın ıslığı duyulur. Güneyindeki dağlardan inen sellerle beslenir. Fazlasını da cömertçe Sakarya Nehri'ne bırakır. Tatlı suyunda balıklar gezinir. Sapanca'da gök mavi uzar, yer mavi akar gider uzaklara. Sakarya'nın yer üstündeki suları ruhlara, yer altındaki suları dertlere deva olur. Kaplıcaların ünü yurt dışına kadar taşmıştır. Akyazı'daki Kuzuluk kaplıcaları da bunlardan biridir. Suyun ortalama sıcaklığı 37 derecedir. Sakarya'nın damarlarında tatlı, tuzlu, şifalı sular dolaşır. O suları setler, köprüler bağlar bir uçtan bir uca. Şimdilerde tarım arazisi olarak kullanılan Melas Çayı üzerindeki 5 köprü de şehrin suyun üzerine kurulmuş o anıtsal yapılarından biridir. Bizans İmparatoru Justinianus tarafından M.Ö. 558 ila 560 yıllarında yaptırılan taş köprü 365 metre uzunluğuyla göz doldurur. Ovalarından, düzlüklerinden, yaylalarına çıkılır Sakarya'nın.
Etrafı göz alabildiğine çam, kayın, köknar ve meşe ağaçlarıyla kaplıdır Karagöl'ün. Bölge en temiz oksijeni bahşeder ciğerlerinize. Soğuk içme sularından kana kana içmek, göğünün altında esen rüzgarda gezinmek bir ömre bedeldir. Doyulmaz Sakarya'nın iklimine, suyuna, havasına. Her karışında buram buram memleket vardır. İnsanının alın teri, göz nuru vardır. Ecdadının mirasına duyduğu minnetle, şükranla yaşar Sakarya insanı. Sakarya Nehri'nin kolları kucaklar topraklarını. Yüce dağları, şifalı suları, bereketli hasatları sığdırır yüreğine. Sakarya'nın destanlar yazan geçmişinin, umut vadeden geleceğe vefasıdır. Bu vefadan aldığı güçle yaralarını sarmayı da bilir, her gün yeniden dirilir.